El-Melik Evet, bugün Allah'ın bu güzel isimini izah etmeye çalışacağım. Bildiğim kadarıyla, kalbimde olduğu kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Mülkün sahibi demektir. Akıl sahibi olan bütün canlılara hükmedici demektir. Ve kainattaki bütün malın, mülkün sahibi olduğunu bilinçsel olarak bize hissettiren elmeliktir. Bütün canlılar, hatta cansızlar, belirli bir program dahilinde hayatlarını yaşarlar. Yani bunu hayatınızdaki birçok şeyde gözlemleyebilirsiniz. Örnek vermek istiyorum. Bir köpek yavrusunu düşünün annesinden doğduğu anda alıp bir eve koyup evde yetiştirilirse örnek veriyorum. Hiç toprak yüzü görmemiş bir köpek veya bir kedi veya bir kuş. Doğayı görmemiş bir kuş bile ne yapacağını ve nasıl davranacağını otomatik olarak belli eder ve belli olur. Elmelik ismi canlı ve cansız varlıklara tecelli ettiği andan itibaren o kader planındaki o yaşamsal alanında kendi fıtratına ait bütün davranışlar Allah'ın El Melik ismiyle insanlara ve diğer canlılara zuhur eder. Eğer Rabbim El Melik isminle üzerimizde tecelli etmiş olmasaydı bir insan olabildiğimizi veya hangi canlı hangi türden olduğunun farkına varması zor olabilirdi. Burada e, bütün mülkün sahibi derken sakın ola ki sadece bir madde anlamayın. Mülkün sahibi demek bir gözün ne yapacağını, nasıl bir işleve sahip olduğunu, bir elin nasıl bir işleve sahip olduğunu, konuşurken harflerin nasıl bir tınıyla çıkması gerektiğini, adım attığınızda gözünüz bir merdiven gördüğünde kaç santime ayağınızı kaldırıp indireceğinize kadar bütün o işletim sistemini kurgulayan bilinçtir Elmelik. Eğer Rabbim Elmelik ismini bizlere ikram etmeseydi o zaman köşeleri, yuvarlaklıkları, renkleri, onları anlamakta ve idrak etmekte çok zorlanırdık. Eğer ki arkadan birisi size yaklaştığında hissediyorsanız Rabbimin o güzel ismi elmelik Melik üzerinizde tecelli ettiği için bütün mülklerin kendi içerisindeki haberleşmesini de sağlayan Rabbimin bu güzel ismidir. Eğer ki siz bir şeyin çok güzel olduğunu farkına varıyorsanız o güzelliği size o güzelliği açıyorsa örnek veriyorum denize baktınız o denizin güzelliğini gördünüz. Allah'ın elmelik ismi denizde tecelli eder. O tecelliyat sizin hakkınızsa denize baktığınızda denizin güzelliğini görürsünüz. Havaya baktığınızda mavinin tonlarını görüp etkileniyorsanız eğer Rabbimin bulutların üzerinde ve gökyüzünün üzerindeki elmelik ismiyle tecelliyatından görmeye rızıklanmışsınız demektir. Eğer ki El Melik ismini zikrederken Rabbimin bütün canlı cansız varlıkların üzerindeki o mülklerin üzerindeki tecelliyatından rızıklanmak istiyorsanız El Melik ismini zikrederken lütfen bütün kainatı düşünün. İlk önce kendinizi düşünün. Ondan sonra bütün kainatı düşünün. Ve Rabbimin yarattığı o güzellikleri tanımak isteyin ve Elmelik isminin sizde tecelliyatının mertebesi kadar güzellik görebileceğinizi, o sınır kadar Allah'ın yarattığı bu mülkün güzelliklerini görebileceğinizi sakın unutmayın. Eğer bir yere baktığınızda kötü görüyorsanız, sizi rahatsız ediyorsa, bir insana baktığınızda insan sizi rahatsız ediyorsa, eğer bir şeyin iyi tarafları varken siz kötüye yöneliyorsanız Rabbimin El Melik ismine zikre ihtiyacınız var demektir. El Melik ismini dilinizde, kalbinizde ve zihninizde yeterli zikretmemişsiniz demektir. Eğer bir şey şükür halinde ise ve siz o şükrü kalp lezzetiyle yapamıyorsanız Rabbim şüküre vardırıp ama Sizde o gördüğünüz şükür vesilesi olan şeyin güzelliklerini değil konforunu vermiştir. Her yaratılan insanın hizmetine sunulmuştur. İnsanın hizmetine sunulan şey insanın rızkı kadar orada kendini gösterebilir size. Siz rızkınız kadarına nail olduktan sonra sizin orada gördüğünüz, deneyimlediğiniz veya o Rabbimin yaratıp da bizim hizmetimize sunduğu şeyden bereketleneceğiniz kadarına hakimsiniz. Ama onun çok daha üstü, çok daha güzellikleri olduğunu unutmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gördüğünüz mertebenizdir. El-Melik ismi mertebenizi canlı ve cansız varlıklar üzerindeki algılama, görme, duyma, hissetme özelliklerinizi geliştirir. Rabbimin El Melik isminle inşallah kalbiniz meşk eder. İnşallah bütün uzuvlarınız El Melik isminle tecellendirilir, rızıklandırılır ki ilk önce kendimizde daha sonra da yaratılmış bu güzel kainatta Rabbimin izniyle görürüz, gözlemleriz, gözlemletmeye vesile oluruz.